İstanbul Modern'de önemli bir sergi var. Burhan Doğançay Retrospektif Sergisi, başlığı da Kent Duvarlarının Yarım Yüzyılı. Burhan Doğançay Retrospektifi, sanatçının 14 ayrı dönemini ve dünyanın önde gelen koleksiyonlarında bulunan 120 çalışmasını sanatseverlerle buluşturan bir sergi. Duvarlar toplumun aynasıdır. Burhan Doğançay 1960'lardan bugüne duvarlar aracılığıyla modern ve çağdaş kent kültürünün toplumsal, kültürel ve politik dönüşümünü araştırıyor. İlk resim duvarlara yapıldı biliyorsun. Yani Lhasa kavları, yani Pireneler'deki, Fransa'nın güneyindeki şeylerde 30 bin yıl evvel. Babam harita subayı olduğu için biz Anadolu'yu aşağı yukarı karış karış köy köy dolaştık o zamanlar. Yol yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Ama boyuna duvar görüyorduk. Eskiden Türkiye'de, Ankara'da mesela ben yaptım çocukken İstanbul'da telefonla konuşmak için 3-4 günden evvelden yazdırmak lazımdı. Maç olmuş burada, hiç kimse bilmiyor derken biri söylenirdi bunu. Biz hepimiz duvara yazardık. Şu bilmem yani Galatasaray, 2 bilmem Fener 1 falan diye. Komünikasyon şeydi benim. Ondan sonra tabii bu daha da şey oldu. Orada hislerini yazmaya başladılar. Ali Ayşe'yi seviyor, bilmem ne yapıyor falan diye. Doğançay bir kent gezgini olarak dört kıtada fotoğrafladığı duvarları bir antropolog gibi inceliyor, daha sonra tuval üzerinde yeniden yaratıyor. Burhan Doğançay aslında modern ve çağdaş arasında bence sembolik bir köprü. İşlerin kökü modern sanatta doğmuş ama kendisini şimdi çağdaşa ve hakikaten hala günümüzün içerisinde konumlandırabilmiş muhtemelen az sanatçıdan da birisi. Bu işlerin en büyük muhtemelen referansı ve kökü işte o sokakta olma hali, sokaktan doğma ve sokağa ait olma hali. Bu hala çağdaşlığın içerisinde ama bunu alıp dönüştürmesi ve burada kendine ait özel modern bir dil inşa etmesi de ilginç ve tuhaf. Doğançay'ın 14 ayrı dönemini dünyanın önde gelen müzelerinin koleksiyonlarından 120 eserini bir araya getiren sergi 23 Eylül'e kadar İstanbul Modern'de görülebilir. Gece gündüzde bugün Reyna'daydık. Reyna'da